Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki Ömer Faruk Cengiz, yılların birikim ve hünerli elleriyle eskiyen ve tahrip olan Kur'an-ı Kerim ile diğer kitapları yeniden hayata döndürüyor. Zamanla dağılıyor. Dağılmış işte burada. Çok değişik şeyler var. Şimdi bunu biz matbaaya göndereceğiz. Kestireceğiz. Yeri orijinal olsun diye kapağını kullanacağız. Hiç kimse farkında değil. Çevre diyor, çevrecilik diyor. Bir kitabın oluşumunda geçen emek, zaman, enerji nedir yani? Bunları bir düşünen yok. Normalde bizim saf tamircilerin kullandığı budur. Neyi bu hemen yırtılıyor. Ama bu dirençli olduğu için biz bir şey biraz abartıyoruz. Ömürlük olsun. Yani bir daha tamire gelmeyecek. Herkes dijitale geçtim diyor. Onun için böyle sağlam bir şey olsun istiyoruz. Şu ayrı bir detay bak. Bu hiçbir kitapçıda kullanmaz. Yapıştır atar. Bu kuşak bunun direncini artırıyor. İlaveler yapılıyor. Bunlardan biri de suni deri. Mesela bir suni deri yapıyoruz. Suni deri nedir? Normalde şey olmuyor yani. Çürümüyor. Ama bizim normal bunların sırtından çıkan bel geri bu hale getiriyoruz. Şu da hat öğrencilerine çalışmış olduğum meşikleri. Bunlar 30-35 tane her dilden değişik onların dilleri var. Şimdi Mersin'de başladık. Bir furya vardı. Belki hatırlayamayabilirsiniz. Ansubadi furyası. Her dergi, her gazete, haftalık, aylık süreli yayınlar Ansubadi veriyorlardı. İşte Haşet, Larus, bilmem ne diye. Onları yaparak başladık. Sonra dükkan yeri değişince pek yapamaz olduk. Çünkü bu çok emek yoğun bir iş. Zaten bunun özelliği emek ve zaman harcıyorsun. Yoksa ciddi çok zor bir şey değil.
maliyeti çok yüksek değil. Ama emek ve zaman vererekten şu bahsettiğimiz Kur'an-ı Kerim'e bir hafta harcadık. Niye? Tek tek onu söktük, tekrar geri başa, tek tek diktik. Öyle yani. 1990'lı yıllarda, 95-96 olabilir. Ya şu andaki şeyimiz %90'ı Kur'an-ı Kerim. Kültürel kitaplar da yapıyoruz. Mesela bazı Osmanlıca eserler geliyor. Yüksek lisans yapanlar, lisans yapanlar onları getiriyorlar. Şu bahsettiğimiz tezgahta dikiyoruz. Çünkü onlar özel kitaplar. Ama diğerlerinde zaten ciltleri sağlam, onları yapıştırıp veriyoruz. Getiren çok değil ama ben çok iş yapıyorum. Nasıl iş yapıyorum? Randevuyla çalışıyoruz. Tarih veriyoruz. İşte bir ay, işte 10 gün, 20 gün şeyle sıraya koyuyoruz. Yapıyoruz yani. Getirenlerin %90'ı Kur'an-ı Kerim, %70'i 60 yaş üstü bayan, %15'i hafız. Hafıza çünkü sürekli kitap okuduğu için onlar yıpranıyor. O isterseniz bir tane de hafız kitabı gösterelim isterseniz. Şu bir hafız kız yok maalesef. Çünkü insanımız artık şeyi değişti yani, zihinsel yapısı. Masa başında tuşla para kazanmak istiyor. Emek, zaman harcayarak bir iş yapmak istemiyor. Aslında bir şey üretmek kadar güzel bir şey yok. Ben burada ne yapıyorum? Emek veriyorum. Okunamasa halde olan kitapları okunacak hale getiriyorum. Yani şunları bir görseniz yani o kadar dağınık yer alamazsın. Şimdi el alınamayan bir kitabı alıp okuyamaz. Ama okunacak hale getirirsek ne yapıyor adam? Alıp okuyor. Bu diyor dedemden kaldı, nenemden kaldı diyor, muhafaza ediyor. Ve onun da okuma şeyi oluyor. Ama bizim esas bu mesleği yapma şeyimiz, normalde ben emekliyim, çalışmasam da olur ama bu mesleği biliyorum. Antep'e geldim, baktım kitaplar ağrıyor, bunu yapmaya karar verdik. Bir kitabın oluşumunda dakikalarca enerji var. Dakikalarca emek var. Bu emek, enerji nereden geliyor? Bunun ham maddi zaten kağıt dışarıdan geliyor. Bunun baskısı, dizgisi, tekrar geri bu hale gelmesi, oradan Antep'e gelmesi, yani yüzlerce adamın emeği var. Bunun mürekkebinden tutturun, işte kağıdından tutturun. Kaplama malzemesi durun, ne yapıyor? Biz bu emeği geri tekrar hayata katıyoruz. Bizim mutlu eden de bu yani. Biz sanki bir kitap üretmiş gibi oluyoruz. Ne göre 80, 100, 150, 200. Ama çok dağılmış olanlar orada fiyat yükseliyor. Niye? Çünkü ona çok daha emek harcıyoruz yani. Mesela bir hanımefendiye dedesinden kalmıştı. Ona 1500 lira para aldık. Niye? Uzun zamanımızı aldı yani. Haftalar sürdü. Ona biz restorasyon diyoruz. Öyle yapıştırıp vermeli olmuyor. Tek tek sayfa sayfa düzeltmen gerekiyor yani. Şunu şöyle şimdiden duyalım, ters vermiş. Yani şöyle geliyorlar. Yani gördüğünüz gibi bu dağınık dökük şekilde. Biz bunları böyle işleyerekten bu hale getiriyoruz. Şuradaki de başkanın bulunduğu 120 yıllık bir Kur'an-ı Kerim dedesinden kalmış. Bunu tuğla gibi tek tek indiriyoruz, formalarına bölüyoruz.